Yazmanın özgürleştirici bir yanı vardır. Fil dişi kulede ya da yazının yazıldığı herhangi bir yerde, kendi içine dönen ve içini dışına çıkaran, ifade yoluyla içini döken yazarlar bir anlamda özgürlüğün de tadına varırlar. Hissedilen her şey yazıya dökülür. Ona bir şekil, ona bir ruh verilir. Bir kalıp alır yazı ve sonsuzlaşır. Yazının çıktığı kaynak nasıl bir ruh taşıyorsa, yazının varacağı uğrak yeri de bir ruh olacaktır. İşte bu yüzden yazı ve söz yürekten yüreğe vararak canlılık bulur. Kitap okurken nerede bulunursak bulunalım, ister adada, isterse uzun sürecek bir mahpus yaşamında, ölümcül bir hastalığın soğuk kollarında olsak da, metropollerden çok uzak, kimsenin gitmediği taşranın taşrasında kurmaca insanı özgürleştirir. Hiçbir zaman insanın bulunduğu durumla yetinmesini sağlamaz. Kurmacanın göğü altında yaşamak apayrı bir yaşantıdır. O yaşantı ancak kitabın arka kapağı kapandığında nihayete erer. Yazmaya yatkın insan zihninde ve ruhunda hissettiği baskıları dindirmek için yazar. Yazmasa kendini iyi hissedemeyeceği, mutsuz olacağı, belki intihar edeceği görüşündedir. Bu baskılardan yazma yoluyla rahatlar. Kafka içinde bulunduğu kötü durumu Gregor Samsa diye bir böceğe yansıtarak ruhsal arınmasını gerçekleştirmiştir. Yazarın ya da filozofun yazmasaydım, zihnimdekileri kaleme almasaydım çıldırırdım gibi görüşleri yazmanın sebilinin sınırsız akan deltasının kaynağının ruhta olduğunu ve oradan dışarıya doğru taşan her yazma eyleminde de ruhun yatağında huzur bulduğunu, sağaldığını, rahatladığını görme imkanına sahip oluruz.